Sakın, sakın açmayın dükkanı. Arayan müşterilerin falan da randevularını iptal edin. Ne bileyim, benim için de işte yurt dışına birkaç gün önce tatile gitti falan dersiniz. Sen hallet, tamam? Ben gerisini halledeceğim zaten. Sonunda gelebildin. Neredeydin bütün gece? Aslı, yalvarırım ya. Şimdi sırası değil. Sırası değil. Öyle mi? Tamam, ben sana başka bir soru sorayım o zaman. Belki ona sırası gelmiştir, ha? Sor. Paralarım nerede Harun? Benden aldığın paralar nerede? Ha? Nerede? Ne zaman ödeyeceksin ya? Geçiştirme artık beni. Cevap ver. Bekliyorum. Tamam Aslı, ödeyeceğim. Tamam diyorum sana ya. Ya hep aynı şey. Hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Ne zaman ödeyeceksin Harun? Ne zaman? Bilmiyorum. Bir her şeyi düzene sokayım, evimi, işimi. Ya benim hayatım mahvoldu be. Ya ben benim hayatımda mahvoldu Harun. Ve sen ödemediğin için oluyor bunların hepsi zaten. Ya bak, ne yaşıyorsun, ne yapıyorsun, hiçbirisi umurumda değil, anladın mı? Ben paramı istiyorum, hepsi bu. Ya üç günde, bir haftada, bir ayda bir şey de bana. Bana bir zaman ver Harun. Ya delirdin mi sen? 3-5 günde o parayı nasıl ödeyeyim ben? Bak, birbirimizi kırmayalım. Bak, ben buradayım, tamam. Ödeyeceğim. Sonunda bu ya zaten Harun. Hala buradasın Harun. Hala buradasın. Şimdi git. Nereden buluyorsun? Ne yapıyorsun? Zerre umurumda değil. Anladın mı beni? Ben paramı istiyorum. Hepsi bu. Nasıl bulduğumun bir önemi yok ya. Yani. Adam öldürsem, beni dolandırsam, banka soysam önemli değil yani, öyle mi? Evet. Aynen öyle. Bak, sonunda anlaştık işte. Oğlum. Annesinin bir tanesi. Hoş geldin. Annesinin prensi. Karnın aç mı? Hazırlayayım mı sana bir şeyler? Harun. Oğlum. Oğlum. Yeteri kadar kırıp döktük birbirimizi. Artık önümüze bakacağız. Duydun mu beni Haruncuğum? Harun. Oğlum, aç değilsen kahve yapayım mı? Böyle havuz başında içeriz karşılıklı. Ay, bu parfüm ne kadar güzel kokuyor. Yeni mi bu? Şişt. Harun. Harun, Harun. Harun, ne diyorsun oğlum? İçiyor muyuz kahve? Sen iç. Benim çıkmam gerek. İşimin başına dönüyorum anneciğim. Ezo'yu son zamanlarda boşladım. Senin de dediğin gibi. Üstüme düşeni yapacağım. Aferin benim güzel oğluma. Aklın yolu bir. Ölen öldü, kalan sağlar bizimdir diyorsun yani. Sen öyle diyorsun. Ben borcumu ödeyeceğim. Yalnız Aslı'yı öne almam gerekti. Seni biraz bekleteceğim. Neyi bekleyeceğim ben, anlamadım ya. Emeklerinin karşılığını. Başıma vurmaktan bıkmadığın hakkını. Evlatlık borcumu. Merak etme. Hepsini fazlasıyla ödeyeceğim. Al bu yüzüğü. Seni bir süre idare eder. Kıymetli bir şey. Gidersen çok sevineceğim. Hani Ezo'ya da bir şeyler uydurursun artık. Gerçi ben de konuşurum ama senden de duysun. İşte oğlanları öğrenince ortalık karıştı, işler sarpa sardı falan. Nermin de üzülmesin diye öyle bir şeyler uydur işte.
Teşekkür ederim Cemal her şey için. Tüm yardımların için. O kadar eminsin yani gideceğimden. Tabii ya. Cemal'in yolları sende. Rica edeceğim tekrar. Hiç başlamayalım. Asıl şimdi başlıyoruz ne? Artık işler değişti. Şimdi senin yolların benim elimde. Sen kendin geleceksin ayağıma. Hem de tıpış tıpış. Bu yüzüğü parmağıma tak diye.